Ben Amerikalı doğdum, Kaliforniya. Babam orada çalışıyordu, şey okurdu, üniversitede. Ama ben Amerika olmak istemezdim. O zaman Vietnam War'du, öyle şey savaş vardı. Ben hiç beğenmedim Amerikan hareketleri. Onun için Kanadalıyım ama Avustralya'da yaşadım, Hindistan'da yaşadım. Ben okudum Bachelor of Science in Nursing, McMaster University Hamilton, şey Kanada'dadır. 4 seneliktir. Güzel bir eğitimdir. Hem üniversite hem meslek beraber. Üniversiteden sonra Hindistan'a backpack yaptım öyle arkadaşla. Ondan sonra karar verdim. O da döndü şey Kanada'ya. Ben de gittim Avustralya. Dedim hem şey ebe isterim olayım. Ebe çok istedim küçükken ama Kanada soğuk bir memleket. İstemedim döneyim orada. Hindistan gibi sıcak memleket istedim. Onun için Avustralya'ya gittim. Hiç pişman değilim. 10 sene yaşadım orada. Ben İsmail tanıştım Avustralya'da. 77 evlendik. İki çocuk orada doğdu. Biri Sydney'de, biri Perth'da. Geldik 84'de neneler, dedeler görsün. Hem benim annem baba, hem İsmail'in annesi babası. Beğendik çok köy, çok beğendik. Öyle değişik bir hayatı batıdan. Orada Türkçe konuşabilirdin, orada Rumca vardı. Öyle çok canım yandı öyle şey. Çok severdim. Çok severdim. Gittik döndük Avustralya, sattık evimiz. 86 geldik. Bir arsa aldık. 87'de galiba bu arsa aldık. Evi de yaptık. Bu evi 8 sene sürdü. Yapalım. Ama şey sevgi bir ilan yapıldı. Bir çocuk daha doğurduk burada. 3 tane vardı. 2 olan bir kız. Hepsi de İngiltere dediler. İsmail biz bu ev içinde yaşarız. Bir gün hiç durmam söyleyeyim sana. Çok meşgulüm. Hem meşguliyet severim. Beraber kalkarız İsmail'le kahvaltı yaparız. O meyve ayaklar, ben de kabire yaparım, çay yaparım. Ondan sonra hepimiz gideriz, konuşuruz. Çünkü biz yaşlandık artık, bir liste vardı masa yanında. Ne gerekir yapalım, öyle yazarız. Tamam ben bunu yapacağım ama benim görevim şeydir, hayvanlar. Benim 50 tane tavuk, horoz var. 2 tane oğlak var ama oğlak büyüdüler öyle 7-8 aylık oluyorlar şimdi. Tavşan var. Bunları yedirmesi, bakımı, takip edelim mesela bazlama zaman gelirse hadi İsmail dedik öyle 2 tavşan bazlayayım koyalım buzluğa bulunsun. Öyle gibi geçinir. Ondan sonra an olur. Kahve vakit. Ben çağırırım, o gelir, sandalye koyarız güneşte, içeriz baş başa, belki bir biskot bir şey. Birbirine evimiz gideriz. İlk konu ne pişirdin bugün, ne pişireceksin bugün? Çünkü hiç olmazsa sen ne pişirdin, ben yarın yapacağım gibi öyle gelir. Biri söylerse kuru fasulye, aa dedim çoktan yapmadım, ben de yapayım yarın. Ben dokuma çok yapardım bir zaman, çok meraklıydım dokuma. İsmail bile küçük bir tezgah yaptı bana ki oturur masa üstünde. Dört parça vardı. Hem ayaklarıyla değil koluna çalışır, eliyle çalışır. Buradan öğrendim sepet, ortalar sepetler yaparız. Bebekler yaparım. Öyle güzel bebekler yaparım çoraptan. Burada kırk yama derler. Kırk yama makinem var, çok beğenirim. Onu yaparım. Bütün tamirler ben yaparım İsmail'in. Her şey yaparım. Bazı şeyleri var ki sen belki bilmem. Muhra, bilirsiniz onu. Yok bilmem. Muhra, bilirsiniz. Çiçek lahanasından maya kullanırlar, sulandırırlar öyle şey gibi. Mayalanır o şeyleri, hardal tohumu koyarlar içinde.
O turşu olur. Oturuplarlar öyle ekşilenir, öyle turşu olur. Çok eski bir turşusudur. Kayınvalidenden ya, öğrendin. Ya, o öğretti bana. Kıbrıs yemekleri, kuru fasulye, taze fasulye, ne varsa ben öğrendim. Kolokas, bilirim tarhana, kendi tarhana yaparım. Hellim yaparım. Peynir yaparım. Kurutulmuş domates, Kıbrıslar yapmaz bunu ama onu da öğrettim kaç kişi. Güneş kurutulmuş domates, o da güzeldi. Şeyler vardı, hiçbir şey eksik değildir. Ben öğrendim her şey. Macunlar yaptım, öğrendim. Pek sevmem çünkü kilolanırım onu. Kültür iyidir, beğendim. Ben fark ettim, çabuk çabuk değişiyordu. O zaman ki ben geldim, hanımlar, kadınlar açıyorum seni, yapmazdı, araba sürmezdi kimse. Ben sürerdim. Bisiklet ben sürerdim. Başka biri bilmedi araba gitsin. Çok şeyleri bilmezdim ki yasaktır. Ben yalnız yürüdüm yolda. Kadınlar yetmezdi. 4-5 tane beraber gidip tavuklar gibi öyle. Hep ne oldu dedi, neden? Yok dedi, biri görürse, çünkü ayıptır öyle, adamlar bakarlar dedi, hani onun ya bacaklar ya kalçaları bilmem ne, kahvede pıs pıs yapar, öyle ayıptır. Kahvenin önünde geçmezdi kimse. Dedim benim kahve tam ortadadır, mecbur geçerim. Dedi, bilmezdim bunu. Bu şeyler, ova giderdim, iki tane köpek vardı. Giderdim ova, yakındı bizim tarla, bir yarım kilometre. Bilmezdim yasaktı. Yasak değil ama kimse yapmazdı. Dedi seneler sonra biz seni gördük dedi, biz cesurlandık. Çünkü savaş zamandan kaldı bu korku. Çıkmasın. Orada vardı belki ama Rumlar yoktu, düşman yoktu etrafında. Hep çok sakin idi. Anahtar bıraktı, araba üstünü daha bırakır anahtar. Daha evleri açık bırakırlar. Bazı bir gün ben gittim, anahtar da bıraktım değil, kapı da açık bıraktım da gittim, Avusturya'da geldim. Kimse çünkü etrafına insan vardı. Çünkü fakirlik vardı. Ama şimdi değişti. Şimdi herkesin var. Her evde iki araba var. Her insanlar bir çamaşır makine, bulaşık makine de her şey var. Bisiklet de sürerler. Her tarafa gider öyle. Modern oldu. Tight gelir. Ben tight giyemem ama onlar tight gelir.